Evet, cümleten selamünaleyküm. Öncelikle bir açıklama yapayım. Bu yükleyeceğim son Kadıköy Bit Pazarı videosunun 3 partının da başına bunu ekleyeceğim. Bit Pazarı videosunun ses kaydına mikrofonum yerinden çıktığı için fark etmemişim. Pazar boyu sadece görüntü alma şeklinde kayıt yapmışım. Eve geldiğimde fark ettim bunu ve tabii ki o kadar saatlik işte yol, mesafe, uğraş, kayıt için hani ekipmanı taşı, şarj et vesaire gibi emekleri de ya ses kaydı almamış ben bunu sileyim de diyemiyor insan. Şöyle bir çözüm buldum. Bit Pazarı videosu izlemeyi sevenler için benim gibi. Kendim videonun üstüne tekrardan bir yandan izleyerek o an olarak anlık olarak ses kaydı alarak izlenilir yapmaya çalışacağım videoyu. Zaten orada birçok şeyi hatırlıyorum. Tekrar üstünden geçeceğim şeyler olacak. Video ve ses uyumsuzluğu arasında ya ne oluyor diye düşünecek olursanız bunu bilmeniz için bu açıklamayı koydum. Cümleten iyi seyirler. Evet, üçüncü parttan herkese merhaba. Saat tezgahında kalmıştık, oradan devam ediyoruz. İlgimi çekti, temiz bir tezgaha benziyordu. Yine solumda toplanmış bir tezgah. Yine burası teknoloji tezgahı. Muhtemelen birçok ürün çalışıyordur. Adamlar gayet dikkatli. Gelen her müşteriye bakıyor, ilgileniyor. Yani şunların bir şarjı olsa bir birbirleriyle şey olduğunu, iletişim kurabildiğini görsem anında alacağım bu tarz bir şey. Ama işte şarj durumu. Bu kulaklığı beğeniyorum. Ama markasını göremiyorum. Sony'ye benziyor ama hiçbirinde bir marka yazmadığı için. Açıkçası o yüzden uzak duruyorum. Ama tezgah güzel. Diskler, telefonlar. Aslında pili var ama açılmıyor. Bunu bir tanıdığımın kardeşi askere gidecek. Bu tarz bir telefon arıyordu. Onun için baktım ama açılmayınca tabii insan bir yani açıkçası kuş kullanıyor ya. Böyle yerlerden bir kere hayatta çalışan kameralı telefon almanızı önermem. Ben almam. O baktığım telefon düz alo alo telefonu olduğu için baktım. Çünkü Allah korusun sizden önceki o telefon telefoncudan almıyorsunuz. Telefoncuyla aranızda en azından bir kimlik al ver imza aldı sattı. Ne zaman aldın, kimden aldın, kameralarda kaydınız falan çıkıyor ama böyle yerlerden aldığınız telefon Allah korusun terör olaylarında bir mesajlaşmaya mı katıldı? İllegal bahise bilmem neye mi girdi çıktı? İşte şu FETÖ'cülerin bayloğu mu var telefonda? Bilemezsin. Sonra da kendini hiçbir şekilde ya ben bunu şu tezgahtan almıştım diye de kanıtlayamazsın. Ben kameralı telefonları yani akıllı telefonları diyeyim böyle yerlerden almanızı önermiyorum. Bu arada POS cihazı buldum bu tezgahta. Bit pazarı bizi şaşırtmaya devam ediyor.
kaşemont bulduğumu söylüyorum ve kumaş kalitesi çok iyi kadınlar için. Ve kaç para desen yine mağaza fiyatına çok yakın bir fiyat verecek. Orası da ayrı bir konu. Yani o bit pazarı videolarında tekrar diyorum, inanmayın, hani ben bu işi ticaret için yapmadığım için YouTube işine demeyeyim, hobi olarak. Hani abi gidiyorsun o tezgahta ne ekmezse hep de böyle alacağın şeyler var ve hepsi 10 lira 20 lira. O yok, ben çok kez gittim, yok yani öyle bir şey. Bunda Rusça yazılı bir kap bu, bir tansiyon aletinin midir neyindir, ama kabı çok sağlam. Yine bardaklar, çanaklar vesaireler, kahve fincanları. Dönüyoruz buradan. Pazarın bu noktalarında tam yerine şaşırıyorum. Burada bir abiden, hatta şu anda kullandığım, aktif kullandığım Philips marka bir kulaklık almıştım. Adam denettiriyordu, garanti veriyordu ve 15 liraya almıştım. Bu tezgah mıydı, bir arkası mıydı hep unutuyorum. O tezgahın da esnaflığı çok dürüsttü. Ama sanırım burası değildi. O daha böyle kulaklık, şarjman satan bir tezgahtı. Burası gibi değildi. PSP. Küçükken çok sahip olmak istediğim ama hiçbir zaman sahip olamadım. Efsane oyuncak. Dışı falan çok sağlam. Zaten üstünde yazıyor polis feneri. Ama açamadım yani, dişlerim sıkışmış, bozulmuş mu bilemedim. Ve yine bir zamanların efsanesi Databank. Şimdi iPhone 12 mi var? O zaman bunu taşıdığın zaman, böyle çıkardığın zaman insanlar sana vay be diyordu. Bunu arkadaşım için bakıyorum. Kedisine bir tasma gibi bir şey arıyordu ama tuşları falan basmıyor. Bozuk. Bu nedir? Sprey boya mıdır? İnşaat malzemesi midir? Onu çözemedim. O az önce bıraktım, çok değişikti. Yine bir umut. LED şeye baktım, fenere baktım ama o da çalışmıyor tabii ki.
Tezgah aslında bana umut vaat etmişti. Baya böyle şuna bakayım şuna bakayım dedirtti ama yani yok. Maalesef bu tezgahtan da bir şey çıkaramadık. Tezgah fena değil aslında. Oyuncakları temiz. Bir hani kumaş gibi yıkayıp kullanılabilecek, çocuklara zararı olmayacak şeyler. Soldaki çocuğun elindeki mavi şeye gözüm ilişiyor. Mat mı o diyorum? Uyku tulumuymuş. Tabi biraz kullanılmış ve kirli. Adam buna 15 lira fiyat çekti. Çocuk sağlamlığına bakıyor. Açtı. Aslında almasa ben alacaktım. Zaten biraz oyalanıyorum. Alacak mı almayacak mı diye. Çocuk şimdi şu omuz kısmında kapanan fermuarı bana soracak ve aslında bu böyle mi olmalı gibi tam bilmiyor. Orada aslında bir hinlik düşündüm ya bunun yukarı kadar fermuarın çıkması lazım bozuk bu ya alınmaz deyip peşine ben alayım dedim ama şimdi hile hurdayla yapılan şey hayır getirmez diye. Sağlam, sağlam bir uyku tulumu. İşte soruyor fermanı şu an. 15'e alsa 30-40 liraya da kuru temizlemeye temizlese 50 liraya uyku tulumun olur. Karlı bir alışveriş. Gerçi internet fiyatlarını bilmiyorum ama internetten bu uyguna gelecektir. Üzüldüm bunu alamadığımı yani ya da çocuktan daha önce göremediğimi. Neyse hayırlısı böyleymiş. Bize nasip değilmiş. Adama soruyorum var mı abi başka bundan diyorum şu an. Adam da sabahtan 3 tane vardı ikisi satıldı diyor. Üzgün bir şekilde tezgahtan ayrılıyorum. Ama hemen gitmiyorum. Tezgahın köşesinde oyalanıp göz ucuyla çocuğa bakıyorum o an. Hani son anda vazgeçer bir şey olur. Bırakırsa gidip hemen ben alacağım. Zaman geçiriyorum şu anda. Çocuğu tam seçmeye çalışıyorum. Bakıyorum şu an. Ve ayrılıyoruz tezgahtan. Çocuk aldı. Neyse hayırlısı olsun.
Bu mousepad gibi falan işlemesi çok hoşuma gitti. Osmanlı Çinisi gibi. Nihale olur, mousepad olur. Hoşuma gitti ama nerede kullanacaksın? Almadım tabii ki. Yani burada dökme ürünler olarak var ve bayağı aslında bu işle uğraşanlar için kendine malzeme çıkartabileceği bir tezgah burası. Burada baya tertemiz, daha iplikleri üzerinde bir polar battaniye buluyorum. Hani böyle bahçede otururken sırtına atmalık. Temiz bu, ikinci el değil. Hoşuma gidiyor. Parça 5 lira tezgahmış zaten. Hiç düşünmeden alıyorum. Uyku tulumu kadar olmasa da mutlu etti. Onun yerine bununla doldurmaya çalışıyorum. Herhalde. Yani motosikletin sepetine atsan katlayıp çok yer kaplamaz. Hani bir yerde sahilde otururken orada şurada bir şu siyah kumaşı görüyorum. Bunu şey gibi düşünüyorum. Uçlarından lastik diktirsem yazın sıcağında motosikletim 30-35 derece naylonları zarar görmesin diye üstüne kapatmak için diyorum ama kumaş çok ince geliyor, onu almaktan vazgeçiyorum. Burada kaydettiğini sanıyorum. Kontrol ediyorum tekrar ses kaydını. Ama gel gör ki kaydetmemiş. Pano çocuklar için herhalde. Ana okulu falan ilgimi çekiyor. Şu an kapının önünde son ses müzik bir tane.
Barzo durdu şansımızı. İnşallah mikrofon o sesi almıyordur. Bir motosiklet dizliği bulamadım yani. Onu bulsam iyiydi aslında. Pazarın artık sonlarına geliyorum bir yandan da. Bu hafta tekrar diyorum yani acayip çanak, çömlek ve oyuncak doluyor tezgahlar. Bu şey eski usul banyo perdeleri vardı. Onların kancasıydı o bıraktığım. Solda bir çadır göreceğim şimdi. Şu aşağıdaki çadır dikkatimi çekiyor ve adam benim değil diyor. Karşı tezgah malı diyor. Arkadaşınınmış. Abi buna 180 lira fiyat çekti. Yani pahalı geldi açıkçası. Bilmiyorum belki de hani 700-800 liralıktır da 180 çekmiştir ama yani bana pahalı geldi açıkçası. Ben burada bu powerbank'ı hani şarj ettiğini göstermek için çocuk telefonunu takmış sanıyorum. Çünkü malların içinde 20 binlik mini. Çocuğa diyorum ki ne kadar bu? Çocuk da diyor ki o satılık değil, ben telefonumu şarj ediyorum. Ama çocuk İstersen satayım abi diyor yani esnaflıkta yetişmiş yani çocuk. Satayım sana diyor. 100 liraya bırakırım sana diyor ama dediği fiyat.
Yani şu andaki tezgahlar genelde Çin malı, çakma falan derken bu tezgahlarda biraz dişe dokunur bir şeyler görülmeye başlıyor. Kameralar sağlam mıdır acaba diye düşünüyorum. Yine tamiri için parça şeklinde satılan ürünler. Millet valizle gelmiş yani valizi dolduracak ne alıyorsun ki oradan? Bu oyun mudur nedir yani bizim Türkiye'de değil zaten yabancı yazıyor ya da bir tanıtım kartı mı traktör araba bir şeyler yazıyor üzerine ama yabancı dilde yazıyor. Hayda ne bulduk ya. Neyse her dine saygımız var deyip geri bu koyuyoruz. İlginç bir tezgah. Baletler sağlam bu arada. Yine bir hırdavat tezgahı. Bu anahtar sağlam aslında. Ama işte hani Çinli olanlar, şey olanlar onları tam bilemediğim için kendi motosikletimde bir yerlere sokacağım zaman çok işime yarar aslında bu ama şimdi iyi marka falan nasıl anlaşılıyor, hangi markayı bilmediğim için bıraktım. Az önce aldığım termoskopun üçlü hali. Tabii ikisi var bunun. Bir parçası yok. Kullanılmış gördünüz mü? İçi kirliydi mesela. DVD'ler vesaireler. Tezgah tane 2,5 diye sesleniyordu. Dönüp bakayım ben.
Kesik kafa gibi içinden peruk çıktı ya. Korktum orada gerçekten. Yani gerçekten bu saatte gelinmezmiş. Tezgahın artık yani dibinin dibi kalmış bütün tezgahlarda. Aslında kış gelmeden şu Esenyurt'ta varmış romanların bit pazarı. Orada çok güzel mallar var diyorlar ama aslında oraya gitmek lazım. Mesela bir tane buldum gözlük. Ama bunun da lastikleri yok ve pis kullanılmış. Bunun ne olduğunu cibinlik desen değil, çadır desen değil. Çözemedim hani. Biraz baktım, ettim. Ama tam çıkartamadım ne olduğunu. Hamak desem değil. Yani bu bir şeydi ama neydi onu çözemedim. Bayağı yanda klipsleri falan böyle sağlam kaliteli bir şeydi yani. Hala çözmeye çalışıyorum ne olduğunu. Tezgahtarla konuştum. O da bilmiyor. Yani tezgahlar artık bitti. Pazarın sonuna geldik. Ama hani o son 3-5 tezgahı da boş geçmemek adına şöyle bir hızlı hızlı önden geçerek bakıyorum. Mesela şu sağlam olsaydı alırdım. Yanı kırıkmış. Burada Fenerbahçeli değilim. Arkadaşım alırdım. Ben Galatasaraylıyım.
Yani gerek bulduğum mallar, daha doğrusu bulamadığım diyelim, gerek işte ses kaydı, sonradan üstüne kayıt yapmam vesairesi olarak aslında beklentimi karşılamayan bir video oldu ama. Şimdi bunu silmek de hiç içime sinmedi. Ha, bu video içime sindi mi? O da içime sinmedi. Yine de bit pazarı videosu izlemeyi sevenler için burada binbaşı rütbesi buldum. Bit pazarı videosu izlemeyi sevenler için, çünkü ben seviyorum. Ne birileri izlerdi, güzel bir vakit geçirir diye silmedim. Bir şeyler yapıp üzerine kayıt atıp yapmaya çalıştım. Artık bu video olduğu kadar. Cümleten Allah'a emanetsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.